Ulusal Kanal Haber Merkezi'nden iyi geceler. Bugün 6 Mart 2020 Cuma gece görüşüyle karşınızdayız. Tüm dünya Moskova zirvesini konuşmaya devam ediyor. Amerika'nın İdlib tuzağı bozuldu. Moskova'daki tarihi zirveden mutabakat çıktı. Erdoğan-Putin zirvesi heyetler arası ve baş başa olmak üzere yaklaşık 6 saat sürdü. Görüşmede ateşkes kararı alındı. Soçi Anlaşması'na bağlılık ve Türk-Rus ilişkilerinin önemi vurgulandı. Türk-Rus münasebetlerinin bildiğiniz gibi derin tarihi kökleri vardır. İmina Stanitski proses. Kurumlar arası istişare yapıldı. İdlib'deki kriz konusunda detaylı görüşmeler yapıldı. Sadece Türkiye ve Rusya'nın değil dünyanın gözü bu zirvedeydi. Erdoğan ve Putin 17 Eylül 2018 ve 22 Ekim 2019'daki Soçi mutabakatlarının ardından en kritik zirveyi gerçekleştirdi. İdlib krizi için Moskova'da yapılan zirveden beklendiği gibi ateşkes kararı çıktı. Bölgedeki tuzağı fark eden iki lider uzlaşıyı dünyaya ilan etti. 00:01 yani tam gece yarısı itibariyle ateşkes yürürlüğe girecektir. Ortak belgenin İdlib bölgesinde ateşkese vesile olacağına ve insani yardım konusunda ilerleme sağlamasına yardımcı olacağına inanıyoruz. Baş başa görüşme öncesi iki isim kameraların karşısına geçti. Alacağımız isabetli kararlar bölgeyi de ülkelerimizde rahatlatacak. Putin İdlib'de şehit olan askerler için başsağlığı diledi, bölgeye dair bilgiler verdi. Hiçbir kimse Suriye askerleri dahil olmak üzere orada Türk askerlerin bulunduğunu bilmiyorlar. İlk görüşme 14:05'te başladı. Erdoğan ve Putin baş başa 2 saat 30 dakika görüştü. Ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. 3 saat 10 dakika sürdü. Yaklaşık 6 saat İdlib ve Suriye konusu ele alındı. İdlib sahasında attığımız adımları masadaki çabalarımızla pekiştirerek bölgedeki soruna kalıcı çözüm bulma irademizin bir tezahürüdür. Görüşmeler tamamlandıktan sonra ortak açıklama yapıldı. Ateşkesin devreye girdiği açıklandı. Öncelikle en kısa sürede ateşkesi gerçekleştirecek, ardından birlikte kararlaştıracağımız diğer adımları süratle atacağız. Erdoğan açıklamasında Cenevre ve Soçi'ye dikkat çekti. Suriye'nin siyasi birliğine vurgu yaptı. Suriye krizine bu ülkenin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği temelinde bir çözüm bulunana kadar Türkiye Soçi mutabakatı dahil bölgedeki inisiyatiflerini sürdürmekte kararlıdır. Gözlem noktalarına da değindi, varlığının temelini açıkladı. İdlib gerginliği azaltma bölgesinin sınırlarına kurduğumuz gözlem noktaları sahadaki durumu kontrol etme değil, sadece ateşkesi takip etme bu vazifeyle yükümlüdür. Erdoğan, Rusya ile ilişkilerin önemli olduğunu vurguladı. Fırat'ın doğusuna dikkat çekti. Rusya ile aramızdaki işbirliği ruhu, bugüne kadar Suriye'deki ihtilafa son verilmesine yönelik uluslararası çabalara emsalsiz bir katkı sağlamıştır. Siyasi süreç ve Fırat'ın doğusu gibi boyutları da bulunan çalışma ilişkimizi derinleştirerek sürdürmeyi arzu ediyoruz. Rus lider Putin de Astana'ya atıfta bulundu. Kritik durumlarda her zaman elde edilen mutabakatlara dayanarak uzlaşabilmeyi başarabiliyorduk, çözümler üretebiliyorduk. Bu görüşmede öyle oldu. Astana formatı çerçevesindeki formatı devam ettirme niyetini teyit etmek istiyoruz. Türkiye ve Rusya arasında imzalanan İdlib protokolünde 3 madde yer aldı. İki ülkenin dışişleri bakanları bu maddeleri okudu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaptı, siyasi sürecin altını çizdi. Protokole göre M4 karayolunun kuzeyinde 6 kilometre ve güneyinde 6 kilometre derinliğinde bir güvenlik koridor tesis edilecek. Güvenlik koridorun işleyişine dair ayrıntıları, esas ve usulleri Türkiye ile Rusya Savunma Bakanları 7 gün içinde kararlaştıracak. Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu, Suriye Arap Cumhuriyeti'ndeki ateşkes rejiminin uygulanmasının garantörleri olarak aşağıdaki hususlarda
mutabık kalmışlardır. Liderlerin ardından konuştular. İmzalanan protokol metninin detaylarını paylaştılar. Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğüne olan kuvvetli taahhütlerini yineleyerek askeri çözümün olamayacağının ve itilafın yalnızca siyasi süreç yoluyla sona erdirilebileceğinin altını çizerek ülke içinde yerinden edilen kişilerin güvenli ve gönüllü olarak Suriye'deki asıl ikamet yerlerine geri dönüşlerinin kolaylaştırılmasının önemini vurgulayarak aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır. İki ülke İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki durumun istikrarlaştırılmasına ilişkin muhtaraya ek protokol üzerinde anlaştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov mutabakata varılan 3 maddeyi açıkladı. 1. İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler 6 Mart 2020 tarihinde saat 00:01'den itibaren durdurulacaktır. Halep'i Lazkiye'ye bağlayan ve Akdeniz'e inen M4 karayolu üzerinde güvenli koridor oluşturulacak. Koridorun derinliği 6 kilometre kuzeye, 6 kilometre güneye doğru olacak. Yani 12 kilometrelik güvenli koridor tesis edilecek. Ayrıntılar 7 gün içinde netleşecek. Bunun için Türkiye ve Rusya Savunma Bakanlıkları arasında görüşmeler planlanacak. 2. M4 karayolunun kuzeyinde 6 kilometre ve güneyinde 6 kilometre derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecektir. Güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esas ve usuller Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Savunma Bakanlıkları arasında 7 gün içinde kararlaştırılacaktır. İki ülke İdlib'de güvenliğin sağlanması için ortak devriyeler de yapacak. Devriyeler 15 Mart'ta başlayacak. Türkiye ve Rusya'nın ortak devriyesi Serakib'in 2 kilometre batısında gerçekleşecek. 3. Türk-Rus ortak devriyeleri 15 Mart 2020 tarihinde M4 karayolunun Turumba'dan Aynal Havra'ya kadar olan kesimi boyunca başlatılacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova dönüşü konuştu. Rusya ile ilişkileri değerlendirdi. Aramıza kara kediler girmiş olabilir dedi. Cumhurbaşkanı Suriye ve Rusya ile yaşanan gerilimin tatlıya bağlandığını ifade etti. Erdoğan gazetecilerle sohbetinde bir kez daha 15 Temmuz vurgusu yaptı. İdlib'de farklı bir olay sahnelenmeye çalışılıyor. Olay Rusya ile Türkiye arasındaki olay değil ifadelerini kullandı. Rusya ile ilişkilerin çok boyutlu olduğunu söyledi. İki ülke arasına kara kedinin girdiğini ifade etti. Konu tatlıya bağlandı dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan Rusya ile ilişkileri değerlendirdi. Rusya ile ekonomi, ticaret, sanayi, turizm, enerji alanlarında kapsamlı ve çok boyutlu ilişkilerimiz var. Bu konuları ele alma imkanımızın yanında bu yıl ülkemizde yapacağımız yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısı için Sayın Putin'i ülkemize davet ettik. Bir gazeteci Erdoğan'a Rusya ile ilişkilerimiz 5 yıldır gayet iyi gidiyordu. Ne oldu da Putin tavır değiştirdi diye sordu. Yanıtı kara kedi girmiş olabilir oldu. Aslında çok da bir farklılaşma olmadı. Zaman zaman uluslararası ilişkilerde buna benzer gelişmeler, iniş çıkışlar olabiliyor. Bizim şu anda Rusya ile olan ikili ilişkilerimiz hiçbir şeye benzemez. Bir taraftan nükleer enerjide attığımız adımlar, bir taraftan Türk akımı konusunda attığımız adımlar. Tabii bunların çok çok büyük önemi haiz. İkili ilişkilerimizin geldiği bu noktalarda bir de üçüncü ülkelerde beraber atabileceğimiz adımların planlamasını yaptığımız dönemi yaşıyoruz. Yani onun için de herhalde bir yerden şöyle kara kediler girmiş olabilir. İsrail olabilir mi sorusu üzerine ise Erdoğan, yok o kadar zayıf değil yanıtını verdi. Bizim önümüzden çekilin, bizi rejimle baş başa bırakın. Erdoğan'a bu ifadeler de soruldu. Cumhurbaşkanı bu konu tatlıya bağlanınca böyle bir şeyi söylemenin de artık anlamı kalmadı dedi. Tayyip Erdoğan 15 Temmuz vurgusunu da bir kez daha tekrar etti. 15 Temmuz'da FETÖ'cü darbecilere karşı ülkemizi nasıl savunduysak, koruduysak Suriye'de de aynı sebeple bulunuyoruz. Şimdi de İdlib'de farklı bir olay sahnelenmeye çalışılıyor. Olay Rusya ile Türkiye arasındaki olay değil. Gündeme S-400'ler de geldi. Rus hava savunma sistemleri Nisan'dan itibaren faal hale gelecek. S-400 şu anda artık bizim malımız. Bir taraftan S-400 ile ilgili eğitim çalışmaları vesaire bunlar devam ediyor. S-400'ü büyük oranda teslim almış vaziyetteyiz. Tamamı elimizde. Şu anda tamamı geldi. Nisan'dan itibaren de artık faal hale gelecek.
ve mülteciler konusu. Yunanistan'ın yaklaşımı çok gaddar ifadelerini kullandı Erdoğan. Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un zirve önerisine verdiği yanıtı anlattı. Borisov bize Sofya'da bir toplantı yapalım dedi. Buna Yunanistan Başbakanı Mitsotakis de davet etmek istedi. Ben de kendisine dedim ki Mitsotakis'in olduğu yere gelmem ve onunla aynı fotoğraf karesinin içerisine de girmem. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye Devlet Başkanı Esad'la telefonda görüştü. Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la varılan ateşkes mutabakatı hakkında Esad'a bilgi verdi. Suriye Devlet Başkanı ise İdlib'deki ateşkesi çok olumlu bulduğunu söyledi. Tüm dünya 5 Mart'ta Moskova'da yapılan Erdoğan-Putin zirvesine odaklanmıştı. Zirve sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a Esad'la konuşuldu değil mi diye sormuştu. Erdoğan'ın bu sorusuna yanıt kritik zirveden bir gün sonra Kremlin'den geldi. Rusya Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Putin'in Suriye Devlet Başkanı Esad'la telefonda görüştüğü belirtildi. Moskova'da Erdoğan'la yaptığı görüşmeyi Esad'a aktaran Putin, İdlib mutabakatına ilişkin bilgi verdi. Esad görüşmede Adana mutabakatını çok olumlu bulduğunu söyledi. Kremlin'den yapılan açıklamada Putin varılan anlaşmaların İdlib gerilimi azaltma bölgesinde istikrarın tesis edilmesini sağlayacağının altını çizdi. Erdoğan'la Putin arasındaki görüşmeden çıkan sonuçları çok olumlu bulduğunu söyleyen Esad ise Suriye'nin egemenliğiyle toprak bütünlüğünün sağlanmasına yönelik çabaları nedeniyle Putin'e minnettarlığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel'le telefonda görüştü. Ana gündem Moskova zirvesi ve Yunanistan sınırında yaşanan insanlık dramı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı, Rusya ile İdlib konusunda varılan anlaşmayla masum sivillerin korunmasını sağladıklarını ve bölgenin huzuru için hayatlarını ortaya koyan askerlerimizin güvenliğini temin ettiklerini belirtti. Görüşmede ele alınan bir diğer konuysa Yunanistan sınırında yaşanan insanlık dramı oldu. Konuya dikkat çeken Erdoğan, Yunanistan'ın Avrupa Birliği kurucu anlaşmasını ve Cenevre Sözleşmesi'ni dikkate almayacağı yönündeki açıklamasının uluslararası hukukun ve Avrupa Birliği kurucu anlaşmasındaki değerlerin açık ihlali olduğuna dikkat çekti. Cumhurbaşkanı, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında göç konusundaki düzenlemelerin işlemediğini ve gözden geçirilmesi gerektiğini de ifade etti. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 Mart'ta Belçika'ya günübirlik ziyaret gerçekleştirecek. Türkiye ile Rusya arasına girmeye çalışan kara kedinin hangi ülke olduğunu Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek açıkladı. Moskova'da varılan İdlib mutabakatını destekleyen Perinçek, Türk milletinin sağduyusu, devlet aklı, Türk ordusunun kurmaylık birikimi, Türkiye'nin üreten sınıflarıyla Vatan Partisi'nin uzak görüşlülüğü ve yapıcı tavrıyla sorunların çözüldüğünü kaydetti. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in İdlib anlaşmasını İzmir'de değerlendirdi. Sözlerini "Yüzümüz gülüyor" diyerek başladı. Yüzlerimiz gülüyor, mutluyuz, geleceğe güvenle bakıyoruz. Çünkü Türkiye'mizin dirayetli tutumu, Türkiye-Rusya işbirliği kurulan tuzağı bozmuştur. Perinçek, 27 Şubat günü 34 Mehmetçiğin Suriye'de şehit olduğu geceyi hatırlattı. İdlib anlaşmasıyla Türkiye, Rusya ve İran direkten döndü dedi. Futbolda bir deyim var ya, direkten top döndü diye. Yani gerçekten olay direkten döndü. Çok büyük bir tehlike atlattık milletçe, ama yalnız biz değil. Rusya'da, İran'da, Suriye'de. Vatan Partisi lideri Türkiye ile Rusya arasına girmeye çalışan kara kedinin Amerika ve İsrail olduğunu açıkladı. Gazeteci "bu kara kedi İsrail mi?" diye sordu. "Hayır" dedi, "ondan daha büyük, daha büyük bir kara kedi." Vatan Partisi o kara kedinin adını günlerden beri anıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail Türkiye'ye bir tuzak kurdular. Nasıl bir tuzak kurdular? Türkiye'yi yalnızlaştırarak, hem dışta hem içte. 15 Temmuz Amerikancı darbe girişiminin ardından en büyük saldırının 27 Şubat gecesi yaşandığına dikkat çeken Perinçek, hem Türkiye'nin hem Rusya'nın tuzağa düşmediğini vurguladı. Moskova'da Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la Rusya'nın Sayın Cumhurbaşkanı Putin, Türkiye'nin ve Rusya'nın
devlet aklını devreye koydular, sahneye çıkarttılar ve bu kara kedilerin, aramıza giren kara kedilerin oyununu bozdular. Tarihi bir tavır aldılar. Perinçek, Amerika İsrail'in Türkiye ve Rusya'ya yönelik tuzağının nasıl bozulduğunu 5 maddede anlattı. Birincisi, milletimizin engin sağduyusu. Türk milletine o kadar kampanya yürütüldü. Amerika İsrail eksenli merkezli kampanyalar ama dolduruşa getiremediler. İkincisi, devlet aklımız. İmparatorluklardan gelen bir devletiz. Binlerce yıllık bir devlet aklıdır. O devlet aklı da ağırlığını koydu. O devlet aklını hesap edemeyenler de hayal kırıklığına uğradı. Üçüncüsü, ordumuzun kurmay birikimi. Çok önemli. Hangi strateji ve taktiklerle başarı olur ve başarı olmayan savaşlara girilmez. Bütün bu kurmaylık birikimiyle Türk Silahlı Kuvvetleri de Cumhurbaşkanımızın arkasındaki ağırlığı temsil etmiştir. Dördüncü önemli olumlu etken, üreticilerimiz de çok esaslı bir duruş sergilediler. Ve beşinci etken olarak da Vatan Partimizin Türk milletinin öncü birikimini temsil eden uzak görüşlülüğü, cesareti, yaşadığımız sürece zamanında müdahaleleri ve bu müdahaleleri ısrarla ifade etmesi, yapıcı tavrı. Moskova'daki İdlib anlaşmasıyla Türkiye'nin Asya'daki onurlu konumunun pekiştiğini belirten Vatan Partisi lideri, yeniden Asya açılımının stratejik bir yön olduğunu ifade etti. Türkiye'nin Asya açılımı dirençlidir, dayanıklıdır. Oradan buradan tecavüzlerle ve müdahalelerle bozulmayacak bir açılımdır. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Karadeniz ve Akdeniz'den Umman Denizi'ne uzanan bütünsel cephe siyaseti önerdi. 5 Mart mutabakatı meclisin de gündemindeydi. Mutabakata ilişkin CHP'den iki farklı açıklama yapılırken, Milliyetçi Hareket Partisi ve İyi Parti'den destek mesajı geldi. İdlib'de şehit olan 57 Mehmetçiğimizin kanı Rusya'nın eline bulaşmamış gibi. CHP'den Ankara-Moskova mutabakatı için birbirine zıt açıklamalar geldi. İyi Parti mutabakata destek verdi. Mehmetçiğimizin can güvenliğinin sağlanması için çok önemli bir gelişme olduğunu görüyoruz ve bundan büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Türkiye ve Rusya arasında imzalanan mutabakatla İdlib'de ateşkes sağlandı. Mutabakat siyasi partilerin de gündemindeydi. CHP'li Engin Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya lideri Vladimir Putin'e "Bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz" sözlerine yüklendi. Meclis kürsüsünden Rusya'yı hedef aldı. İdlib'de şehit olan 57 Mehmetçiğimizin kanı Rusya'nın eline bulaşmamış gibi. "Beni kabul ettiğin için teşekkür ederim" dersen Türkiye'nin itibarını kibaralık edersin. Ben buna isyan etmeyeyim de ne isyan edeyim kardeşim? Altay meclisteki basın toplantısında da Rusya'dan hesap sorulmasını istedi. Bunun hesabı sorulsun. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz ise Rusya'yı suçlayan açıklamalardan kaçındı, mutabakatı olumladı. Mehmetçiğimizin can güvenliğinin sağlanması için çok önemli bir gelişme olduğunu görüyoruz ve bundan büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Sahadaki duruma baktığımız takdirde Türkiye'nin yerine getirmemiş olduğu yükümlülükler dün Moskova'da imzalanan Soçi'nin eki olan bu protokolle bundan sonra yerine getirilmek için önemli bir şekilde kayda geçirilmiştir. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldığı bir televizyon programında mutabakatı olumlu değerlendirdi. Akşener, mutabakata ilişkin bilgilendirme yapılması için de çağrıda bulundu. Ateşkes ilan edilmesini olumlu karşıladık. En azından Mehmetçiğimizin can güvenliği açısından olumlu karşıladık. Hem mutabakat hem Suriye'de olanlarla ilgili Sayın Erdoğan'ın ister toplu olarak isterse de tek tek liderleri çağırıp kendisiyle bilgi vermesinin, onlarla görüşme yapmasının, toplu olarak da olabilir bir liderler tek zirvesi tek yapmasının, tek tek de olabilir yapmasının Türkiye açısından çok doğru olacağını düşünüyorum. Mutabakata Milliyetçi Hareket Partisi'nden de destek geldi. Açıklamayı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptı. Bahçeli mutabakatı olumlu değerlendirdi. Maksat yıkmak değil, yapmak.
dedi. Bölgesel istikrarı doğrudan ilgilendiren Moskova zirvesi sonuçları itibariyle olumludur. Uzlaşma demek tarafların bulundukları pozisyondan makul, sınırlar içinde ve hazmedebilir seviyelerde telafi edilebilir tavizler vermesi demektir. Maksat yıkmak değil yapmak, bozmak değil onarmak, kutuplaşmak değil belirlenmiş kurallar muhtevasında konuşmak ve anlaşmaktır. Türkiye ve Rusya arasındaki mutabakat yargı camiasında da olumlu karşılandı. Ulusal kanala konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Profesör Doktor Metin Feyzoğlu, kim ne aldı ne verdiden çok daha önemlisi bu ateşkesin gerçekleşmiş olması dedi. Suriye ile Türkiye'nin çatışmasının PKK'ya yarayacağını vurgulayan Feyzoğlu, Ankara-Moskova hattındaki işbirliğinin Doğu Akdeniz'e de olumlu yansıyacağını söyledi. Herkes için önemli imkanlar sağlayacak. Türkiye ve Rusya arasında imzalanan mutabakata yargı camiasından da destek geldi. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Profesör Doktor Metin Feyzoğlu ulusal kanala özel açıklamalar yaptı. Feyzoğlu ateşkesin önemine değindi. Akıl tutulması yaşamayan herkes herhalde bu memlekette ateşkese memnuniyetle yaklaşıyordur öncelikle. Yani kim ne aldı ne verdiden çok daha önemlisi bu ateşkesin gerçekleşmiş olması. Sonuç itibariyle ilgili herkes açısından önemli bir çıkış sağlayabilecek durum sağlandı. Feyzoğlu, Suriye ile devam edecek bir sıcak çatışmanın PKK'ya yarayacağını da vurguladı. Devlet aklına dikkat çekti. Duygusal asla olmamamız lazım. Devlet aklıyla düşünmekten kastım bu. Neticede bu ateşkes bize ne sağlamalı? Bu ateşkes bize düşünme imkanını sağlamalı. Bize, Rusya'ya, Suriye'ye ve ilgili herkese. Suriye ile sıcak çatışma kime yarar diye soralım. Kuşkusuz PKK'ya yarar. Feyzoğlu, Ankara-Moskova hattındaki iyi ilişkilerin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarına olumlu yansıyacağını da söyledi. Rusya, Türkiye ile iyi ilişkiler, hatta ittifak düzeyine ulaşmış ilişkiler içerisinde götürürse Doğu Akdeniz'deki menfaatlerini daha iyi koruyabilir. Umarım bunu görmüştür. Bunu daha da net bir şekilde Rusya ile görüşmek ve ortaklaşmak lazım. Hem Kıbrıs'ta hem Libya'da. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu, Türkiye'nin Suriye ile görüşme gerekliliğini de hatırlattı. Suriye ile de kısa orta vadede ilişki kurmamız lazım. Ve bu ilişki sonunda bir diplomatik köprü önce kamu diplomasisiyle başlanmalı. Gaziantep ve Denizli şehitlerini son yolculuğuna uğurladı. Ulaştırma sözleşmeler Enes Kaya ve piyade uzman çavuş Fatih Kara memleketlerinde toprağa verildi. Tekrar edelim, özür dileyerek Gaziantep ve Iğdır şehitlerine veda etti. İdlib şehidi sözleşmeler Enes Kaya memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş kıldırdı. O açıdan biz hepimiz gerektiğinde vatanımız için, bayrağımız için, ezanımız, namusumuz için her an şehit olmaya hazırız. Kaya'nın Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze töreni için Gaziantep merkezdeki Bahaettin Nakıboğlu Camii'ne götürüldü. Şehidin eşi Zeliha Kaya törene eşinin kamuflajıyla katıldı. Iğdır'da şehidi piyade uzman çavuş Fatih Kara'yı son yolculuğuna uğurladı. Şehit Fatih Kara için ilk tören Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda düzenlendi. Şehidin ay yıldızlı bayrağı sarılı naaşı askeri uçaktan tören mangasınca alınarak ambulansa kadar omuzlarda taşındı. Şehidin cenazesi Koçkıran köyünde toprağa verildi. Şehit bırak! Şehit
şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Diyarbakır anneleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle tüm kadınlara çağrıda bulundu. Terörün kökünü birlikte kurutalım çağrısı yapan anneler 8 Mart'ta kadınlardan destek bekliyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'dür. Bütün kadınları buradan davet ediyorum. Acımızı beraber paylaşalım. Bütün anneler terörün kökünü kurutacağız. Onlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü çadırda evlat hasretiyle geçirecek. HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, kadınları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde teröre karşı birlik olmaya çağırdı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yüreği yanan anneleri ve duyarlı olan anneleri biz buraya davet ediyoruz. Terörün de kökünü bitireceğiz. Bitirmeden de bu çadırdan kalkmayacağız. Aileler kendilerinden koparılan çocuklarına kavuşmak, bu acıyı yaşatan terörü bitirmek için birlik çağrısı yaptı. 8 Mart Kadınlar Günü, bütün anneleri yanımızda bekliyoruz. 6 aydır evlatlarımız için burada nöbet tutuyoruz, onlardan destek bekliyoruz. Öte yandan annelerin direnişine Türkiye'nin dört bir yanından katılım sürüyor. Evlat nöbeti tutan aile sayısı 109'a ulaştı. Dünya Kadınlar Günü'nde bütün kadınları yanımıza çağırıyoruz. Bütün dünyaya duyuruyoruz, sesimizi duyursunlar. Anneler umutlu. Çocukları terör örgütünden kaçıp gelecek. Şu ana kadar 11 aile eylem sırasında evladına kavuştu. Dünya Kadınlar Günü'nden bütün annelerden destek bekliyoruz. Onlar da gelsin burada bizim acımızı beraber paylaşalım. Diyarbakır annelerinin seslerini sürekli duyurmaya gayret ediyoruz. Sadece anneler değil, babalar da Diyarbakır'da evlat nöbetinde, kardeşler de evlat nöbetindeler. Herkes aile fertlerinin kandırılarak, baskıyla, tehditle kaçırılan aile fertlerine kavuşmanın ümidiyle yaşıyor. Diyarbakır'a döneceğiz, uzanacağız. Süleyman Aydın telefon attığımızda. Efendim iyi geceler. İyi geceler efendim, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evlat nöbeti devam ediyor dedik. Siz de evladınızı bekliyorsunuz yanlış bilmiyorsam, değil mi efendim? Evet efendim. 2015 çözüm sürecinde benim evladımı Diyarbakır Sur'dan kandırıyorlar. Evet. Getiriyorlar HDP İl Başkanlığı'na. HDP İl Başkanlığı'ndan da oğlumu daha gönderiyorlar. Evet. Çok açık bir net yani. Evet evet. 186 gündür biz zaten bu evlat nöbetindeyiz. Hı hı. Bu HDP milletvekilleri, HDP yöneticileri hemen kapılarının önünde zaten eylemimizi devam ettiriyoruz. Ama bir türlü bizi görmemezlikten geliyorlar. Evet. Yani biz diyoruz ki biz sizin Kürt vatandaşlarınız değil miyiz? Yani gerçekten Kürt davası için bu işi yapıyorsanız biz de Kürt'üz. Gelin çocuğumuzu PKK'dan isteyin. Evet. Ama gelip istemiyorlar. Yani bunlar yani emin olun ki bunlar Kürt'ü temsil etmiyorlar. Bunlar PKK'yı temsil ediyorlar. 5 yıldır evladınızdan uzaksınız değil mi? 5 yıldır evet evladımdan uzağım. Ölmüş mü kalmış mı bilmiyorum. Kaç yaşındaydı oğlunuz? 15 yaşındaydı oğlum. Evet. Kandırılıp götürüldüğünde. Süleyman Bey bu arada evlat nöbeti artık geceleri de devam edecek. Bu yönde bir bilgi var. Nedir efendim detaylar? Biz zaten şu an evlat nöbetimizi zaten devam ettiriyoruz. Şu anda biz HDP İl Başkanlığı'nın önünde eylemimizi devam ettiriyoruz. Şu an ben Celil Bektaş arkadaşım ve Rauf Biket şu an üçümüz eylemimizi devam ettiriyoruz. Gece de artık gitmiyoruz. Hı hı. Buradayız. Peki. Ya, evet buyurun. Yani şimdi bizim evlatlarımız mağaralarda, dağlarda zaten kendileri şu an eminim ki üşüyorlardır. Kesin. Yani biz artık tahammül etmiyoruz eve gidelim. Çünkü eve gidiyoruz evde bir huzur yok, bir şey yok. Yani biz evlatlarımızdan iyi değiliz. O yüzden gerekirse biz de burada evlatlarımız için ölmeye razıyız yani. O yüzden biz buradayız. Gitmiyoruz bir yere. Kesinlikle gitmiyoruz. Buradayız. Evet, Süleyman Bey bu yayınla aynı zamanda tarihe bir de not düşmüş oluyorsunuz. Yayınlar malumunuz internet ortamında da muhafaza ediliyor. Yani evladınız eminim ki, umuyorum ki tez zamanda sesinizi duyacaktır. Bu 5 yıllık süre içerisinde hiç görüşme imkanınız oldu mu? Hayır, kesinlikle hiçbir görüşmemiz olmadı. Yani bir şekilde size haber ulaştırdı mı? Hayır. Yalnız HDP geldi. Hı hı. İlk gittiği 3-4 gününde HDP yöneticileri geldiler. Dediler ki çocuğunuz yanımızdadır. Hı hı. Bir ihtiyacınız, bir şeyiniz var mı? Zaten annesi o zaman fenalık geçirdi. O zamandan beri annesi ilaç tedavisiyle kalkıp oturuyor.
Annesi dedi hem çocuğumu götürüyorsunuz evime geliyorsunuz. Evet. Ve o günden beri annesi ilaç tedavisiyle kalkıp oturuyor. 5 yıldır bu çocuktan haber alamıyoruz. İnşallah o acılı annenin de yüzü tez zamanda güler. Teşekkür ediyorum. Gece nöbeti bugün itibariyle mi başladı efendim yoksa? Hayır. Biz zaten dün de biz nöbetimizi devam ettiriyorduk. Evvelki gün de biz devam ettirdik ama bugün de dedim devam ettirelim. Bu arada ilk defa bunu size söylüyoruz. Biz açlık grevine de giriyoruz bu saatten sonra. Evet. Kalkmıyoruz burada. 24 saat burada kalkmak yok. Biz üçümüz de buradayız. Kesinlikle biz buradan kalkmayacağız. Şu an Celil Bektaş arkadaşım da yanımdadır. Rauf Biçer de yanımda. Biz açlık grevine gireceğiz burada. Yani biz artık ölümü gözümüze almışız. Bir ya anne, HDP çocuğumuzu nasıl götürmüş öyle de getirecek. Ya da biz burada evlatlarımızı söyleyeceğiz. Artık yani kimin elinden ne geliyorsa yapsınlar bu saatten sonra. Artık biz de tahammül gösteremiyoruz. Evet. Bir anne, bir baba evladından vazgeçmez. Bunun da en net örneği evladınız için artık açlık nöbetine başlayacağınızı da az önce söylediniz. Peki destekler nasıl efendim? Destekler bize çok. Türkiye'nin dört bir yanından bize destek geldi. Destekler geliyor, evet. Destekler hala da geliyor. Destek verenlere de burada sizin aracınızla çok çok teşekkür ederiz. O yüzden biz zaten bize destek verdikleri için biz bu kadar eylemimizi devam ettirdik. Yani herkes haklı bir davamız olduğunu söylüyorlar. Evet. Yani kim gelmişse buraya da yani bize dua etmişler, gitmişler. Yani o yüzden kendilerine de çok çok teşekkür ediyoruz. Yani özellikle Vatan Partisi'nin de bize büyük bir desteği oldu. İmza kampanyası başlattılar HDP'nin kapatılması için. Yani gerçekten büyük bir destekleri oldu. Sizin aracınızla onlara da çok çok teşekkür ediyoruz. Yani sağ olsunlar. Estağfurullah. Ben şahsen insanlarımızı sınıflandırmak, gruplandırmak, kökenine göre ayırmak bana göre yanlış. Türkiye'nin dört bir yanından size destek ziyaretinde gelen insanlarımız böyle bir şey yapıyor mu? Yoksa hepimiz biriz, birlikteyiz düşüncesiyle mi yanınıza geliyorlar? Yani şimdi bizim eylemimizde zaten Kürt de var, Türk de var. Biz zaten beraber yemek yiyoruz, beraber çay içiyoruz. Yani kesinlikle bizim hiçbir sorunumuz yok ki onlarla. Evet. Ne onların sorunu var bizimle, ne bizim sorunumuz var onlarla. Hı-hı. Yani şimdi Kürt sorunu evet eskiden zulüm vardı. Eskiden ne desem vardı. Ama şu an devletimiz çok iyidir. Yani bakıyorlar bize, bütün imkanlar Türkiye'de, Kürt'e de aynı imkanı sağlıyorlar. Yani artık daha ne olsun yani. O yüzden yani şimdi bu yani HDP ne istediğini bilmiyor. Bu HDP zaten gerçekten Kürt'ü temsil etseydi biz 186 gündür kapılarındayız. Neden gelip bizim çocuklarımızı istemiyorlar? Gelsinler istesinler. Yani ben burada sizin aracınızla bir daha sesleniyorum bu HDP milletvekillerine. Gelsinler tek bir milletvekili. Gelsinler HDP il başkanlığından benim çocuğumu istesinler, PKK'yı kınasınlar. İnanın ben şimdi eylemi bırakırım evime giderim. Evet. Ama ben eminim ki buna cesaretleri yok. Kandil'den talimat yok. Kandil'den talimat olsaydı gelip çocuklarımızı isterlerdi. Hı hı. O yüzden talimat yok, gelmiyorlar yani. Burada HDP milletvekilleri, yöneticileri bizi görmemezlikten geliyorlar. Gizli kapılardan girip çıkıyorlar. Hı hı. Neden gelmiyorlar? Biz Kürt vatandaşları değil miyiz? Yani buradan artık bütün Türkiye görsün bu HDP'nin iç yüzünü. Yani bu HDP 14-15 yaşındaki çocuğu zorla dağa gönderiyorlar. 10 yaşındaki çocuğu dağa gönderiyorlar. Yani Kürtlük buysa bu Kürtlüğü hiç kimse istemiyor. Evet, kesinlikle. Süleyman Bey, sizin sözlerinizi çok iyi anlıyorum. Duygularınızı canı yürekten hissediyorum. Ve size sabırlar diliyorum. Hem size hem oradaki diğer ailelerimize de bu onurlu bekleyişlerinde sabırlar diliyorum ve inşallah tez zamanda müjdeli haberler de gelir, yüzünüz güler diyorum efendim. Eklemek istedikleriniz varsa buyurun lütfen. Bir saniye Celil Bey de sizinle bir iki kelime konuşmak istiyorum. Tabii ki. İyi akşamlar abi. Celil Bey, iyi akşamlar, iyi geceler. İyi geceler. Siz de evladınız için değil mi nöbettesiniz? Evet, ben de oğlum 10 ay yetti. Tam bugün 10 ay etti. Ramazan aydı. 10 ay. İsmi Bektaş. Evet. İsmi Bektaş. Kaç yaşında? Benim çocuğum 10 yaşında. 15 yaşındaydı. 15. 16'ya girdi. Şu anda 16'ya girdi çocuğum. Yine HDP aracılığıyla kaçırıldı değil mi efendim? Benim oğlum il binasına gitti. Nöbet tuttuğumuz oğlum, yerde. Oğlum montu orada çıktı. Montu, evet.
Oğlumu götüren efendiler. Artık benim oğlum hastadır. Evet. Yani aynı acıdan bunlar küllerin evini yıktı. Küllere zarar verdi. Küllere değil. Kimse buna kalmasın. Bizim evimiz yıktı, başkasına bir yıkılmasın. Bu da bütün dünya çağrı yapıyorum. Kimse kendilerinin piknik bükküne göndermesinler. Evet. Kesinlikle piknike göndermesinler. Çocuklarımızı kandırıyorlar. Onların aklına giriyorlar. Tehdit ediyorlar. Annene... Çocuğum hasta. Ben çocuğum okulunu okuyordu. Ben çocuğum maça gittim. İl binasına, ben aynı gece gittim. Aynı günü gittim. Bana dedi burada da gittim. Ben de onlara kandırdım. Kimse yalan söylüyorlar. Evet. Oğlum içeri değil. Gerçeği gittim. Aslında oğlum montuyor orada. Bu ne dedim? Şimdi başkasını montuyor. Ben baktım benim oğlum kimlik içinde. Ya bu ne dedim? Ne dedi? Siyasi partisizler. Evet. Bekleyen oğlun gelecek. Gelecek yalan söylüyorlar. Ben burada bütün halka sesleniyorum. Bunlar herkes eminsin. Benim oğlum gelmeden ben bu iddiasının kapısına kalkmayacağım. Niye kalkmayacağım? Benim oğlum burada gitmiş. Bundan sonra sadece burada azı göre başlatırdık. Bunlar yani şey ciddiye almıyor. Bunlar Kürt olamaz. Bunlar ortada evet. Kürt kaynıyor olurlar. Celil Bey... Kesinlikle Kürt sorunu yok. Kesinlikle yok. Bir Kürt olarak söylüyorum burada. Bir Kürt olarak. Buna herkese söylüyorum. Kürt sorunu yok. Amerika sorunu var. Evet. Çok güzel bir teşhis. Madem ki Kürt sorunu var, söz Allah sözü. Belki orada dinliyorlar o milletvekilleri. Hadi efendim milletvekilleri dinliyor bizi. Onlar çocuğunu göndersinler, ben de çoğuna vazgeçiyorum. Söz onlar Allah çocuklarını sözü. Avrupa'ya okullara gönderiyorlar. Tabii. Onlarki Amerika'da, belki de taşın üstünde. Evet. Yani ben burada gitmemenin sebebi ben dayanamıyorum. Eve gidiyorum, benim oğlum acaba nerededir, oğlum ne yiyor, ne içiyor? Bu sözleriniz evlatlarınızı duyduğu zaman bu sözleriniz karşısında inanın yürekleri sızlıyordur. Bir şekilde ne olursa olsun kaçsınlar en yakın yerdeki güvenlik güçlerine teslim olsunlar. Bu kadar açık ve net bir çağrı var. Korkmasınlar ben annelerine babalarına kavuşacakları günü. Oğluma seslenirim. Oğlum gel. Ceza yok. Hiç kimse ceza yok. Devletimiz herkese kucak açıyor. Bir dövüş yaşattılar. Eski sorun yok, ceza da yok, eskence yok. Gel oğlum, anan hasta, ben eve gidemiyorum. Ben bu kapilerden, niye bu kapiden? Biliyorum ki ben oğlum yeri güzel olmadığı için biz orada dayanamıyoruz. Evet, doğru. Oğlum acaba ne için bilmiyoruz. Bir tarafım bile yok. Yani bir Kürt olarak, Kürt'e bunu yapmaz. Bir Müslüman bu insana eskence yapmaz. Buna bize zulüm yapıyorlar. Evet. Yani bu kararımız sonucunda, bak göreceksiniz, burada kararlıyız. Ya ölüm ya oğlum. Evet. Başka atanatı artık sabırımız kalmamış. Sabır nereye kadar sabır? Haklısınız. Bu eylem gerek 20 sene önce olaydı. Yapma abiler. Kimse nedense bilmiyorum. Bu nasıl cigerdir? Ben 10 aydır buradayım. Ben ona bu iddiasına ayrılmadım. Ne kadar 6-7'ye. Ben 10 ay buranı rahatsız ettim yani. Yine de diyeceğim. Ya oğlum ya benim ölümüm. Zaten ben ölmüşken zaten. Ben yaşamıyorum ki. Evet. Bize yemek acıdır. Su acıdır. Evde hüzün yok. Ben de o zaman ne yaşıyorum? Bana bir resimli açıklamasını yapsın. İnşallah. İnşallah. Benim bir ciğerim olmaktan sonra ciğerim diyemişler bize ya. İnşallah bu müjdeli haberleri tez zamanda alacaksınız siz de Celil Bey. Tamam. Umudumuz bu yönde. Canı gönülden. Teşekkür ederiz. Buradaki tına karşısan. Tüm samimiyetimle söylüyorum ki gönlüm her zaman sizlerle. Bu eylemin başladığı ilk günden itibaren ben de yayınlarımda bunu sürekli dile getiriyorum. Evet. İnşallah müjdeli haber tez zamanda gelecektir tüm ailelerimiz için. Ben çocuklarımıza bir kez daha seslenelim. Kalkmayacağız evet, korkmasınlar. Ya ölüm ya çocuklarımız. Korkmasınlar. En yakındaki güvenlik güçlerine gitsinler, teslim olsunlar. Herkes bakın anneniz, babanız yemeden içmeden kesildi, yiyemiyorlar. Onlar evet. Da taşın üstünde sokaklarda kalıyorlar sizin için. Dönün, evet. Çıkıp dönün. Artık o mutlu yuvanıza tekrar kavuşun. Her şey aynen. Güzel olacaktır. Emin olun. Güvenlik güçlerimize de teslim olsunlar. Efendim sizden de bir mukabile teşekkür ederim. Sizin nezdinize de tüm ailelerimize bir kez daha saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. Teşekkür ederim. Saygılar bizden de abi. Sağ olun. Teşekkür, Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Evet, Diyarbakır'da çocuklar baskıyla, tehditle dağa götürülüyor. Bunu yayınlarımızda hep altını çizerek söylüyoruz. Zaten güvenlik güçlerine teslim olmayı başaran gençler de baskıyla, tehditle kaçırıldıklarını, zorla götürüldüklerini de itiraf ediyorlar. Ama aynı çağrının altını çizerek tekrarlanmasında fayda var. Sesimizin, görüntümüzün ulaştığı tüm
herkese aynı şeyi söylüyoruz, aynı çağrıda bulunuyoruz. Güvenlik güçlerine teslim olun. Bulabildiğiniz ilk fırsatta kaçın, uzaklaşın ve en yakın yerdeki güvenlik güçlerine teslim olun. Tekrar insan gibi bir hayata dönün, ailelerinizin yanına dönün. Örgütteki çözüme zaten ciddi boyutlarda hız kazanmış durumda. Neredeyse tüm örgüt üyelerinin buldukları her fırsatta kaçma girişiminde bulundukları telsiz konuşmaları ve haberleri de yansıyor. Sevgili seyirciler, Diyarbakır'ın Besmele ilçesinde terör operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden ikisi tutuklandı. Operasyonla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Bir ihbarı değerlendiren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bismili ilçesine operasyon düzenledi. Ekiplerin yaptığı aramalarda 5 kilogram patlayıcı madde, 3 elektrikli kapsül, 2 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 84 fişek ve hafıza kartı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerle irtibatlı olduğu tespit edilen 8 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan 7 şüpheliden ikisi tutuklandı, 5 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Yunanistan mültecilere insanlık dışı davranmaya devam ediyor. Yunan güvenlik güçleri tampon bölgedeki mültecilerin zorla elbiselerini çıkartıp şiddet uyguladı. Bir de üzerine paralarını alıp yarı çıplak halde Türkiye'ye gönderdi. Yunanistan yine insanlık dışı görüntülerle gündeme geldi. Tampon bölgedeki mültecilerin elbiseleri çıkartılıp şiddet uygulandı. Meriç Nehri yakınındaki mültecilere şiddet uygulayan Yunan güvenlik güçleri mültecileri yarı çıplak halde Türkiye'ye gönderdi. Büyük bir zorbalığa maruz kalan mülteciler naylon poşetlerle soğuktan korunmaya çalıştı. Öte yandan Edirne'den Yunanistan'a geçen mülteci sayısı 140 bini geçti. Güncel rakamları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu paylaştı. Edirne'de özel harekat polisleri geri itmeleri önlemek amacıyla bölgedeki bekleyişlerine devam ediyor. Ulusal kanal sığınmacıların akın ettiği sınır hattında ekibimiz Meriç Nehri kenarındaki Yunanistan askeri bölgelerini görüntüledi. Ulusal kanal ekibi Meriç Nehri'nin Türk tarafındaki Doyran köyünün tam karşısındaki Yunanistan gözetleme kulelerinin önündeydi. Evet, ulusal kanal olarak Türkiye'yi Yunanistan'a ayıran Meriç Nehri'nin hemen yanındayız. Gördüğünüz gibi hemen arkamızda ise Yunan güvenlik kulesi yer alıyor, gözetleme kulesi yer alıyor. Sığınmacıların bir kısmı Pazar Kule sınır kapısının hemen yanındaki Karaağaç köyüne tarlalardan geçerek ulaştı. İpsala ve Pazar Kule sınır kapısının iki yanındaki bekleyiş devam ediyor. Ulusal kanal sığınmacıların yola çıkmadan önceki son hazırlıklarını görüntüledi. Pazar Kule sınır kapısında bekleyişini sürdüren sığınmacılara Kızılay ve çeşitli yardım kuruluşları el uzattı. Dediğimiz gibi burası hemen Pazar Kule sınır kapısının yanı. Sığınmacılar ve düzensiz göçmenler şu anda buralarda hatta yerel halkın kendilerine çadır sattıklarına da şahit oluyoruz. Ve hatta at arabalarıyla paralı bir şekilde ulaşımları sağlanıyor. Genel olarak hepsinin erzak alışverişi yaptığını görüyoruz. Yunanistan'a doğru yapacak yolculuktan hemen önce erzaklarını alan göçmenler güneşin batmasını, havanın kararmasını bekliyorlar. Zira Yunanistan tarafından göçmenler kötü muameleye maruz kalıyor. Edirne'de özel harekat polisleri de geri itmeleri önlemek amacıyla Türkiye ile Yunanistan arasında doğal sınır konumundaki Meriç Nehri'nde görev almaya başladı. Ülkelerindeki savaş ve iç karışıklıklardan kaçarak Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilerin dramı sürüyor. Didim'de Yunan botu tarafından batırıldığı iddia edilen 83 mülteci Türk sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Bodrum'da ise bir grup mültecinin botlarını şişirip denize açıldığı anlar kameraya yansıdı. Aydın'ın Didim ilçesinde Yunan adasına geçmeye çalışan mültecileri taşıyan iki lastik bottan biri battı. Türk sahil güvenlik ekipleri batan bottaki 14, diğer bottaki 69 mülteciyi kurtardı.
toplam 83 mülteciyi taşıyan iki lastik bottan birinin hava koşullarından dolayı batması üzerine devriye görevindeki sahil güvenlik ekipleri duruma müdahale etti. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler batan bottaki 7'si çocuk 14 kişiyle diğer bottaki 69 kişiyi kurtararak kıyıya çıkardı. Kaç kişi oldu burası? Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve durumu ağır olan bir çocuk Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavileri tamamlanan diğer mülteciler ise Didim Marina'ya götürüldü. Mülteciler botların Yunan botu tarafından batırıldığını ve üzerlerine benzin döküldüğünü iddia etti. Öte yandan ülkedeki savaştan ve iç karışıklıklardan kaçarak Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilerin Yunanistan'a geçişleri devam ediyor. Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir grup mültecinin sahilde botlarını şişirip denize açıldığı anlar kameralarca görüntülendi. Ben gidecek istiyorum abi. Ben de abi var orada, amca da çocuk var orada, herkesi de orada gitti. Ben de gidecek istiyorum abi. Evet. Yardım ver bana. Nasıl gideceksiniz, botla mı? Evet, botla gidecek abi. Bu botla. Bu botlar gidecek mecbur. Yunanistan'ın İstanköy adasına geçmek isteyen mülteciler Bodrum'un Akyarlar Mahallesi'ne gece gelerek sahilde bir süre bekledi. Mültecilerden bazıları Türkiye'nin misafirperverliğinden çok memnun olduklarını belirtti. Bunları da bugün mü aldınız bunları? Evet abi, bugün aldım. Ne kadar masraf yaptınız? Abi 1000 dolar aldı abi. Hepsini? Hepsini. İstanköy'e çok yakın konumdaki Fenerburnu koyunda bekleyen mülteciler yanlarında getirdikleri botları pompayla şişirdi. 5 kişilik botlara 20'şer kişilik gruplar halinde binen mülteciler can yeleklerini de giydikten sonra tehlikeli yolculuklarına başladı. Bazı mültecilerin ağırlık yapmaması için sırt çantalarını sahilde bıraktıkları gözlendi. Aralarında kadınların da olduğu mülteciler botun arkasına monte edilen seyyar motorlarla denize açıldı ve gece karanlığında gözden kayboldu. Çin, Covid-19'a karşı mücadelesini sürdürüyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bu mücadeleye öncülük ediyor. Alınan önlemler sonucu ülkede görülen vaka sayısı azaldı. Çin'in kuruluşundan bu yana en kapsamlı enfeksiyona neden olan koronavirüse yönelik çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Virüsü bir sınav olarak gören Çinli bilim insanları hastalığı önleme ve kontrol çalışmaları başlattı. Çalışmaların ve virüsle mücadelenin öncülüğünü Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bizzat yaptı. Çin Devlet Başkanı aşı araştırmaları, patolojik araştırmalar ve tespit teknolojisindeki ilerlemeleri öğrenmek için Askeri Tıp Bilimleri Akademisi ve Tsinghua Üniversitesi'nde bir saha araştırmasına katıldı. Hastalıkla savaşmak için en güçlü silahın bilim ve teknoloji olduğunu söyledi. Xi Jinping salgın konusunda üst düzey bir toplantı düzenledi ve savaşı kazanma sözü verdi. Jinping, Çin ulusu tarihinde pek çok sıkıntı yaşadı ama asla bunalmadı. Bunun yerine zorluklardan yükselerek daha da cesurlaştı, daha da olgunlaştı dedi. Yapılan araştırmalar sonucu vaka sayısında ciddi düşüş yaşandı. Virüs bulaşma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 482'ye, müşahede altına alınanların sayısı 29.896'ya geriledi. Vaka sayısı azalırken iyileşerek taburcu olanların sayısı arttı. Bugüne kadar taburcu edilenlerin sayısı 53.726'ya ulaştı. Gece görüşünün sonuna geldik. İyi geceler, mutlu yarınlar.